Merhaba. Hib aşısı 1985 yılında Hemophilus influenza tip B için geliştirilmiş bir aşıdır. Toplum içinde menenjit aşısı olarak da bilinir. Hemofilus influenza bakterilerinin bu spesifik tipi çok ciddiye alınmalıdır. Çünkü ağır komplikasyonlara ve hastalıklara yol açabilir. A örneğin bu suç, beyni çevreleyen dokunun şişmesiyle ortaya çıkan menenjite neden olabilir. Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle akciğer dokusunun şişmesi sonucunda zatürreye de neden olabilir. Ya da epiglotite neden olabilir. Epiglotit dediğimiz durum, yutkunduğumuzda kıvrılarak hava yolunu kapatıp koruyan, böylece yiyeceklerin akciğerlerimize girmesini önleyen bir doku parçası olan epiglotun şişmesi sonucu oluşur. HIP aşısı geliştirilmeden önceki zamanlarda, 100 bin insanda 40 ila 100 kadar kişi de influenza'nın bu tipinden dolayı enfeksiyon görülürdü. Bu sayı belki çok fazla görünmeyebilir ama bakterinin bu suşu bu tür ağır durumlara yol açtığı için ayrıca özellikle bebekleri ve çocukları etkilediği için bu çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak kabul ediliyordu. Aşının geliştirilmesinden bu yana bu sayı yılda 100 bin kişi başına bir vakadan daha aza indi yani aşıdan önce popülasyonun yaklaşık %0,04'ü etkilenirken aşıdan sonra etkilenenlerin oranı %0,0001'e kadar düştü. Bu da gerçekten çok önemli bir fark. Evet. Aşının işleyişi ise şu şekilde gerçekleşiyor. Aşı bu spesifik hemofilus influenza suşunda bulunan spesifik bir polisakkarit dizisine karşı bir bağışıklık tepkisi tetikliyor. Bu da şu anlama geliyor. Bir karbonhidrat dizisi mevcut ve bu karbonhidrat dizisi genellikle bu bakterilerin yüzeyinde bulunuyor. Bu polisakkarit dizisi yani bu karbonhidrat dizisi özellikle hemofilus influenza tip B suşunda bulunduğundan bu dizi hedefleniyor. Eğer bağışıklık sistemimiz bunu ayırt edebilirse, vücudun bu bakteriyle gerçekten savaşması gerektiğinde onu ortadan kaldırabilecektir. Bununla birlikte polisakkarit dizileriyle ilgili problem şu ki bunlar büyük bir bağışıklık tepkisi yaratmaz. Vücudumuz karbonhidratlardan ziyade yabancı proteinleri tanımakta da daha iyidir. Dolayısıyla bu tepkiyi artırmak için diziye küçük bir protein ekleniyor ve ikisi birbirine moleküler bir bağ ile bağlanıyor. Bu konjugasyona yani polisakkarit ve proteinin birleşmesiyle oluşan bu yapıya konjugat deniyor. İşte bu tip aşılar konjuge aşılardır ve bunlar daha büyük bir bağışıklık tepkisi oluştururlar. Bu konjugasyon sayesinde hib aşısı %95'in üzerinde etkiye sahip. Yani bakterileri durdurmaya karşı oldukça etkili. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. bu sadece B tipi suş için geçerli. Diğer bütün Haemophilus influenza türleri hastayı hala etkileyebilir. Ama en şiddetli tip B suşu olduğundan bunun için bir aşı geliştirilmiş olması çok iyi bir durum. Dediğim gibi, bağışıklık sistemimiz yabancı proteinleri polisakkaritlerden çok daha iyi ayırt edebilir. Dolayısıyla bu büyük bir bağışıklık tepkisi yaratır. Ve makrofaj olarak bilinen ak yuvarlar bunları fark eder ve yutar. Makrofaj büyük yiyici anlamına gelir. İşte bu büyük yiyiciler bu polisakkarit ve protein bağlarını yerler. Bunu yaptıktan sonra da kan dolaşımına katılarak lenf düğümlerine doğru giderler. Lenf düğümlerinde T hücreleri denen özelleşmiş aküvarlar bulunur. Makrofajlar bu maddeyi T hücrelerine sunduktan sonra T hücreleri aktive olur. Aktive olmuş bu T hücreleri B hücreleri olarak bilinen diğer hücreleri uyararak onlara burada bir şeyler olup bittiğinin haberini verir. B hücreleri antikor oluşturmaları ile bilinirler. Antikorlar spesifik dizileri tanıyan küçük Y harfi şeklinde proteinlerdir. Bu durumda da B hücreleri ve onların oluşturdukları antikorlar, proteinlerden ve polisakkaritlerden oluşan bu spesifik diziyi tanırlar. İşte, bağışıklık tepkisi de bu şekilde ortaya çıkar. Daha büyük bir bağışıklık tepkisi oluşturmanın bir başka yolu da, bu protein ve polisakkarit karışımını birden çok kez sunmaktır. Şimdi, dozaj konusuna geçmeden önce, Şunların ne olduklarını bir yazalım bu hib yani hemofilus influenza tip B polisakkarit. Daha iyi bir bağışıklık tepkisi oluşturmak adına polisakkarite eklenen bu proteinler ise genellikle diğer virüslerden veya bakterilerden elde edilen ürünler. Örneğin bazı bakteriler esasen büyük bir bağışıklık tepkisi oluşturan proteinlerden olan difteri, boğmaca veya tetanos gibi bir toksini oluştururlar. Bu nedenle kullanılan toksine bağlı olarak hemofilus influenza tip B için kullanılan pek çok farklı aşı bulunur. Bu aşılarda eşleştirme için kullanılan şey tetanos, boğmaca veya difteri toksini olabileceği gibi bazen de protein olarak mesela hepatit B virüsü gibi inaktif bir virüs kullanılabilir. Yani pek çok farklı kombinasyon söz konusu olabilir. Aşıda bu farklı protein çeşitleriyle polisakkaritleri eşleştirmekte çok faydalıdır. Çünkü bu sayede hasta sadece hemofilus influenza tip B için bağışıklık kazanmakla kalmaz, aynı zamanda bu polisakkarit dizisiyle eşleştirilen diğer bakterilere veya virüslere karşı da bağışıklık kazanır. Polisakkarit dizisi ancak çok zayıf bir tepki üretebildiğinden, yeterince güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturabilmek için HIP aşısının 3 doz şeklinde uygulanması gerekir. Bununla birlikte rapel aşı da uygulanmalıdır. Rapel yani pekiştirme aşısı aslında aynı bileşenleri içerir. Ancak bağışıklık sistemine antikorları oluşturmaya devam etmelerini hatırlatmak için bunun uygulanması gerekir. Sonuçta bu polisakkarit dizisini tanımlamak ve bağışıklık sisteminin onu yok etmesini sürdürebilmesi için vücut bu küçük sinyal alıcıları yani antikorları oluşturmaya devam etmelidir. Yeni doğan bebekler ve çok küçük çocuklar hemofilus influenza tip B için daha yüksek risk altında olduklarından ilk doza 2 aylıkken başlanır. Bu ilk dozun ardından hastanın ilk dozdan 8 hafta sonra başka bir doz alması önerilir. Bu ikinci doz 4 aylıkken verilir. Bundan sonraki doz da 6 aylıkken uygulanır bunların tamamı güçlü bir bağışıklık tepkisi oluştuğundan ve bebeğin bu bakteriye karşı bağışıklık kazandığından emin olmak için uygulanır bu 3 dozdan sonra son takviye dozu yani rapel aşı da 15 ila 18 aylıkken uygulanır peki hasta bu dozlardan birini atlarsa ya da bebek yaklaşık 4 aylıkken aşıya başlanırsa ne olur hiç fark etmez. Aşıyı uygulamaya 4 aylıkken de başlanabilir ve daha sonraki dozlar da 8 hafta aralıklarla uygulanır. Yani eğer çocuk ilk dozunu 4 aylıkken alırsa, sonraki dozu 6 aylıkken ve bir sonraki dozu da 8 aylıkken almalıdır. Ardından da 15 ila 18 aylıkken rapel aşı uygulanmalıdır. Ancak eğer bebek 7-11 aylık aralığındaysa bu dozlardan biri atlanır. Bunun sebebi sonuçta bu dozların bebeğin yaşamının ilk aylarını bu bakteriler tarafından enfekte edilmeden geçirmesini sağlamak üzere uygulanmasıdır. Yani eğer bebek zaten 7-11 aylık aralığındaysa, rapel aşıdan önce birkaç ayı daha sağlıklı atlatabilmesi yeterli olacaktır. Dolayısıyla 7 ile 11 aylık bebeklere sadece 2 doz aşı ve rapel aşı uygulanması yeterlidir. Eğer bebek 12-14 aylık aralığında ise o zaman da sadece bir doz aşı ve rapel aşı yeterli olur. Çocuk bu düzenli aşıların tümünü kaçırdıysa yani 15 aylık ile 5 yaş arasındaysa bu durumda ihtiyacı olan tek şey rapel aşıdır. Son olarak Çocuklar 5 yaşından sonra hemofilus influenza tip B'ye karşı doğal olarak bağışıklık geliştirdikleri için eğer çocuk 5 yaşından büyükse bağışıklık yetmezliği söz konusu olmadığı sürece aşının uygulanması gerekmez. Aşıyı ancak bağışıklık yetmezliği söz konusu ise yaptırması gerekir. Her aşıda olduğu gibi bunda da bazı yan etkiler olabilir ama bunun gibi aşıların riskinden çok faydası olduğunu da belirtmek lazım. Yaygın yan etkilerden biri enjeksiyon bölgesinde lokal ağrı, kızarıklık veya şişlik görülmesidir. Hastalarda bazen ateş de görülebilir. Ayrıca mızmız ve huysuz olabilirler. E, bu belirtiler aslında sıklıkla görülen belirtilerdir. Hastaların %25'i yani dörtte birinde bu belirtiler görülebilir. Ama neyse ki bunlar genellikle 24 ila 48 saat arasında kaybolur. Yine de bu belirtileri doktora bildirmek önemlidir. Böylece doktor herhangi bir yan etki görüldüğünden haberdar olur ve belirtiler kötüleşirse ya da kaybolmazsa da hızlıca müdahale edebilir. Daha ciddi olan belirtiler ise nörolojik belirtilerdir. Bu belirtiler aşırı uyuşukluk, sürekli ağlama, uzuvlarda inme, felç, havale gibi çok ciddi yan etkiler olabilir ya da hastada nefes almada güçlük, ciddi bir kızarıklık veya 40 derece üzerinde ateş gözlenirse bunlar da yine çok ciddi belirtilerdir. Ancak neyse ki bu belirtiler çok nadirdir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu aşının riskinden çok faydası var. Aşının uygulanmaması halinde ise hasta menenjit, zatürre veya epiglotit gibi hayatı tehdit eden ciddi hastalıklara yakalanabilir. Hoşçakalın.